Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere etol şal yapımında ve mevsimlik bayan örgülerinde kullanabileceğiniz ajurlu bir örnek hazırladım. İsterseniz file deseni yerine kullanabilirsiniz. Bluz, hırka, yelek gibi yazlık örgülerde rahatlıkla kullanıma uygun olacaktır. Modelimiz 10 ilmekle yapılıyor. 10 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. 10, 20, 30, 40 şeklinde en son iki tane kenar ilmeği ilave etmeniz gerekiyor ben aynı modelle bitirebilmek için 18 ilmek hazırladım aynı ajur deseniyle bitirmek için artı 6 tane daha ilmek ilave etmeniz gerekecek bir model 10 ilmek de yapılıyor şimdi biraz daha ilerlediği zaman daha iyi anlaşılacaktır örgümün arka tarafındayım ilk sıradayım ilmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum Haroş olarak örülen bir desen bu yüzden herhangi bir lastik gerektirmiyor lastiksiz olarak kullanabilirsiniz ama dilerseniz lastik üzerine de modeli rahatlıkla uygulayabilirsiniz arka tarafta ilmeklerimin hepsini düz örerek örgüme başladım örgümün ön tarafındayım ikinci sıradayım ve ilmeklerimi bir kere daha düz olarak örüyorum bu şekilde önce iki sıra haroşa oluşturmam gerekiyor ön yüzde ilmeklerimin hepsini düz örerek tamamlıyorum biraz hızlı geçiyorum çünkü ilmekleri sadece düz olarak örüyorum örgümün arka tarafındayım modelimin üçüncü sırasındayım ilmeklerimi bir kere daha düz olarak örüyorum. Böylece ilk 3 sırayı ilmeklerimizi düz örerek tamamlamış oluyoruz. Örgümün ön tarafındayım. dördüncü sıradayım. Burada bakın iki sıra haroşamız oluştu. 4. sıraya geçince kenar ilmeğini örmeden aldım. 1 ilmek düz ördüm. Arkasından bir kere ipimi doladım. 2. ilmeği düz ördüm. Bu defa ipimi iki defa şişime doladım. Üçüncü ilmeğimi düz ördüm. İpimi tekrar iki defa şişime doladım. Bir, iki, üç, dördüncü ilmeğimi düz ördüm. İpimi iki defa şişime doladım. Beşinci ilmeğimi düz ördükten sonra ipimi bir kez şişime dolayarak altıncı ilmeğimi düz ördüm. Arada bir, iki, üç. 4 tane daha ilmeği düz örüyorum. Son 6. ilmekten sonra 4 ilmek daha düz ördüm. Şimdi ikinci modele başlıyorum. 1 ilmek düz ördüm. İpimi bir kere doladım. 2. ilmeği düz ördüm. İpimi 2 defa doladım. 3. ilmeğimi düz ördüm. İpimi 2 defa doladım. 4. ilmeğimi düz ördüm. İpimi 2 defa doladım. 5. ilmeğimi düz ördüm. 5. ilmekten sonra ipimi bir kez doluyorum. 6. ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafındayım. 4. sıra pardon burası. Burası 5. sıra. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerimi düz örüyorum. Arada doladığım ilmeklerimi serbest bırakıyorum. Bu çift doladığım ilmeği de serbest bırakıyorum ilmeğimin kendisini düz örüyorum. Aradaki doladığımız ilmekleri serbest bırakarak ilmeklerimizi sıra boyunca arka tarafta düz olarak örüyoruz. Bakın bu ajurlu model ile başlayıp ajurlu model ile bitirmek için 10 ilmeğin katlarından sonra iki kenar ilmeği demiştik. 6 tane daha ilmek ilave ettiğiniz anda modeliniz ajurlu ilmek ile başlayıp ajurlu bölüm ile bitecektir. 6 ilmek ilave etmez iseniz bu gördüğünüz haroşa bölümle örgünüz tamamlanacaktır. Aradaki doladığım ilmeklerimi serbest bırakıyorum. Ve ilmeklerin kendisini 5. sırada düz olarak örüyorum. Sıramı bitirdim. Şimdi örgümün ön tarafındayım. Modelimin 6. sırasındayım. İlk modeli tamamladık. Şu anda ikinci model için devam ediyoruz. Her model aralarda kaydırılarak tekrarlanıyor. Altıncı sırayı ilmeklerimi düz örerek ön yüzde tamamlıyorum. Örgümün arka tarafındayım. Modelimin yedinci sırasındayım. İlmeklerimi düz olarak tekrar arka tarafta örüyorum örgü sadece haroşa ile yapılıyor. ilmekler hem ön yüzde hem arka yüzde düz örülüyor. Tek farkı aralarda ilmeklerimizin arasında dolama yapıyoruz. Bunlar da bu gördüğünüz ajurlu bölüm oluşturuyor. Sıramı tamamladım. Ön yüzdeyim. 8. sıradayım. Burada bakın tekrar iki sıra haroşamız oluşmuş oldu. İkinci modele geçiyoruz kenar ilmeğini örmeden aldım 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi düz ördüm kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm burada iki modelin arasında 4 tane ilmeğimiz arada boş devam ediyordu bunun başına bir sonuna bir ilave ettiğimiz anda ortadaki 6 ilmeğe yeni model uyguluyoruz 5 ilmek düz ördüm 6. ilmeğimi düz ördükten sonra burası modelimin ilk ilmeği. bir ilmek düz, 1 ilmek doladım. 2. ilmeği düz ördüm, ipimi 2 kez doladım. 3. ilmeği düz ördüm, ipimi 2 kez doladım. 4. ilmeği düz ördüm, ipimi 2 kez doladım. 5. ilmeğimi düz ördükten sonra ipimi bir kez doluyorum. 6. ilmeğimi düz örüyorum. Devamında 1 2 3, 4 ilmek düz örüyorum. Bir sonraki modele geçmem lazım ama burası bitiş kısmı. Her defasında bir ilmek düz örüp bir sonraki ilmeğe geçerken artırma yapmamız lazım. Örgünün arka tarafındayım. Ilmekleri sıra boyunca düz olarak örüyorum. Sadece aralardaki doladığım ilmekleri serbest bırakmam gerekiyor. Serbest bıraktım ilmeğimi düz ördüm. Çift doladığım ilmeği serbest bıraktım ilmeğimi düz ördüm. Bu şekilde aradaki doladığımız ilmekleri serbest bırakıyoruz. ilmeklerin kendisini düz örerek ikinci modelimizi tamamlamış oluyoruz. Her model geçişinde, arada iki sıra haroşamız olacak şimdi ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri tekrar düz ördükten sonra ilk başlangıçtaki modeli kuruyoruz şu gördüğünüz model 6 ilmek iki modelin arasında 4 ilmek haroşa bulunmakta 10 ilmek olarak 10 ilmeğin katları olarak ayarlamanız lazım en son aynı model ile bitmesini istiyorsanız 6 ilmek daha ilave etmeniz lazım en son Ayarladığınız sayıya iki tane kenar ilmeği ilave etmeyi unutmayın. Eğer file deseni gibi böyle çok e, salaş bir model olsun istiyorsanız kullanacağınız şişin biraz daha kalın olması gerekiyor. Angor iplerle de bu modeli rahatlıkla çalışabilirsiniz. Etol şal yapabilirsiniz. Dediğim gibi bluz, hırka, yelek gibi birçok mevsimlik örgüde kullanabilirsiniz. Örgünün her iki tarafı da aynı görünüme sahip. Lastik gerektirmeyen. Yapımı da çok zevkli bir model. Herkese kolay gelsin.